Çiftlikte seni şimşeğe bindirmemek için bacağını kırmıştım, hatırlıyor musun? Bizde bir çocuklara bir de aman dileyenlere el kalkmaz. Ama sen bunları nereden bileceksin tabii? Yok ya. Onca dayağı benden boşu boşuna yiyordun yani. Öyle mi? Sen bu yalanı bulmak için çok uğraştın mı? Dikkatini çekerim. 15 yaşından sonra benden düzenli dayak yemeye başladın. Oğlum ben seni dövmek için senin büyümeni bekliyorum. Şimdi şartlar eşit. Çıkalım dışarıda, kozumuzu paylaşalım ha? Otur otur sen. Bizde de misafire el kaldırmak yakışmaz. Bir gün başka bir yerde, yani daha doğrusu tarafsız bir yerde rövanşı yaparız. Olur mu? Olur olur. Ben izin veriyorum Fırat. Bana el kaldırabilirsin. Çünkü ben buraya seni dövmeye geldim. Tahmin etmeliydim. Fazla sakindin. Ben şimdi bana anlat. Narin'le gazetede boy boy resimlerin çıkıyor. Sonra Irmak'la buraya geliyorsun. Ne ayaksın lan sen? Şimdi ben sana olanı mı anlatayım yoksa dövüşecek miyiz? Hangisi? C şıkkı. Abiye kalkmaz Fırat. Abiye kalkmaz. Hadi şimdi bana anlat her şeyi. Narin Atıf'la beni aldattı. Bak sen bilip bilmeden konuşuyorsun. Fırat. O kız hayatı boyunca sadece seni sevdi. Senden başka hiçbir şey dilemedi. Ben kendi gözümle gördüm onu. O çiftlik evinde kendi gözümle neler olduğunu gördüm, anlıyor musun? Hem sana ne oluyor? Senelerden beri Narin'le bizi birleştirmemek için uğraşan sen değil miydin? Şartlar değişti birader. Neymiş o şartlar? Anlat da biz de bilelim. Hadi yatalım artık. Bu saatte kim geziyor oralarda ya? Bekçidir. Beğendin mi burayı birader? Senin elinde çiçek gibi olur vallahi. İyi, sık sık gelirsin o zaman artık. Zaten tadilata geliyorum. Sana da güzel bir suite yaparım burada. Keyfine bakarsın. Mis. Hadi görüşürüz o zaman. Nereye ya? Gel beraber gidelim. Hayır gayrı yapmayalım. İyi, bir kere daha bir sözü dinleyelim. Zaten Melike Hanım'ın da arabaya ihtiyacı var değil mi? Anahtar sizde. Ben de. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Yine bekleriz. Eyvallah. İyi yolculuklar. Fuat abi diğer kuleyi de getir, ben bekliyorum. Tamam Melika.
Tamire gidecekleri arabanın bagajına yerleştirdim. Kalan eşyaları almak için az öteye gittim. Kızcağız arabanın kontağını açınca bir patlama oldu. Olduğum yerde dona kaldım. Oracıkta can vermiş Melike Hanım. Beyim, bunlar seni havaya uçuracaklardı. Sen abinin arabasıyla gidince... Çıt sesi bile duymadım ben. Neden yaptılar? Nasıl yaptılar şerefsizler? Sabaha kadar dolaştım. Kimseyi ne gördüm ne duydum. Görmene imkan yok zaten. Kendimi yiyip bitirmem. Ailesine haber verdiniz mi? Akıl mı kaldı bizde bir? İşte saatlerdir böyle kala kaldık. Sen arayı ver Fırat Bey. Fırat Bey biz gidiyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Yarın sabah emniyete gelip ifade vermeniz gerekiyor. Hadi. Herkes evine dönsün abi. Burayı kapatıyoruz. Zaten polisler de olayın aslı anlaşılacağı kadar burada kalmanızı doğru bulmuyor. Hadi. Hadi. Telefonda Deniz'le alakalı bir şey mi buldun? Gerçi mesaj attı bana iyiyim diye ama... Ne oldu? Nerelere kayboldun sen? Hı? Canım? İyi misin? Gencecik bir kızı öldü Irmak benim yüzümden. Ki benim arabamdan havaya uçtu. Ne? Dur, dur sen, dur, dur, dur. Hoş geldin Sinan. Kusura bakmayın, müsaade aradım. Başka kim arayacağımı bilemedim. Beni endişelendiriyorsunuz. Kötü bir şey mi oldu? Fırat'a bir saldırı düzenlendi. Otel müdürü vefat etmiş. Arabasına bomba koymuşlar. Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Kim yapar bunu? Bilmiyorum ama ona bir şey olsaydı ben ölürdüm. Ben kendimi öldürürdüm, anlıyor musun? Onu korumanı istiyorum. Bir an bile yalnız bırakmaman gerekiyor. Bütün en iyi adamlarını buraya yığmanı istiyorum, anlıyor musun? Abi geçmiş olsun. Neler oldu böyle ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.